Diyarbakır ortasında vurulmuş uzanırım. Ben bu kurşun sesini nerede olsa tanırım. Bu dağlarda gençliğim cayır cayır yanarken ay vurur gözü yaşıma. Ben gecede kalırım, ben gecede kalırım. Bu dağlarda gençliğim cayır cayır yanarken ay vurur gözü yaşıma. Ben gecede kalırım. Üzülme sen üzülme, başını öneyme. Gün olur kavuşuruz, dert etme Diyarbakır. Ağlama sen ağlama, kanlı bezler bağlama. Bu yangın söner bir gün, ağlama Diyarbakır. Kızıl ateş alnımda kızıl bakır. Çiğdemler solar gibi, anneler yanar gibi. Dizlerine döküldüm, ağlama Diyarbakır. Hey fırtınalı bayır, hey mazlum Diyarbakır. Dağlarında kızıl ateş alnımda kızıl. Evet efendim, Tahir Elçi ve sevenlerine, tüm dünya insanlık ailesine barış, sevgi, saygı, güven adına söyledi merhum Ahmet Kaya. Ruhu şad olsun, ışıklar içinde yatsın, sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri. Bir diğer ifadeyle Akdeniz Türk'ün sıcak, sımsıcak insanları. İnsanı insana, insanla insanda, insanca anlatan Mertçe Söyleşi programı başladı efendim. Efendim, her zaman söylediğim gibi insan demek hiçbir değerin kendisiyle ifade edilemeyeceği bir yüceliktir. Bütün insanlar insan olmanın gerektirdiği bir sorumluluk altındadırlar. Bizim bugün pırıl pırıl bir dost, HDP'li güzel bir insan, eski demeye dilim varmıyor, ben haberde de eskimeyen HDP Adana İl Başkanı dedim. Bu tamamen bana ait bir efendim yaklaşımdır. Yoksa Uğur'un böyle bir şeyi falan asla olamaz. Zaten aramızda da öyle bir şey yok efendim. Sevdiğim için öyle, eskimeyen bir dost. Hakikaten HDP için, bu ülke için efendim, ne bileyim, barış, sevgi, saygı, güven için her şeyini ortaya koymuş bir gönül adamıdır. Uğur Bayrak benim ve televizyonumuzun yanında da öyle bir hayli güzel ilişkilerimiz vardır. O açıdan işte bazıları efendim mesaj göndermişler. Biraz sonra okuyacağım. Ya ne işi var falan gibi. İnsan olan herkese efendim bizim televizyonumuzun, özellikle Mertçe Söyleşi'nin kapısı sonuna kadar açık. Yeter ki barışı baltalayan bir sima olmasın, hain biri olmasın. Bunun altını da efendim çizelim. Biz de bu konuda hiç kimseden tavsiye, öğüt falan almayız. Tamamen televizyonumuzun ilkesi bu. Bütün partilere,
bütün kurumlara, sivil toplum örgütlerine, bütün insanlara aynı mesafede duruyoruz. Bu da Cenab-ı Hakk'ın da bir emridir. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an'da İnnallâhe ye'muru bil adili buyurmaktadır. Her cumaya giden Müslüman, mümin insanlar bunu bilir. Allah muhakkak adaleti emreder. O zaman televizyon programcıları olarak da yandaş, candaş, yoldaş değil efendim, adil olmamızın gerekliliğine inanıyorum. Sevgili Uğur Bayrak, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, hüzünlendin biraz Diyarbakır türküsüyle girince, öyle gördüm. Programa girerken aslında sürpriz oldu. İyi mi sürpriz, kötü mü sürpriz? Çünkü yani Ahmet Kaya'yı buradan anıyorum başta. Evet. Kendisi Türkiye için büyük bir sanatçıydı. Büyük bir duayendi. Ölümü de hazin bir ölüm oldu, acı bir ölüm evet. oldu. Kendi canı kadar sevdiği ülkesinde, Türkiye'de ve canı kadar sevdiği İstanbul'da olmadı. Tabiri caizse gurbet dediğimiz Avrupa'da, Paris'te yaşamını yitirdi. Onun olması artı Diyarbakır türküsü anlamlı ve çok önemli bir türküdür. Diyarbakır'ın benim gönlümde yeri çok bambaşkadır. Anlamı ve önemi bambaşkadır. Ve parçanın Tahir, rahmetli Tahir Elçi ile bütünleşmesi, ona o sözlerin, o parçanın sözlerini Tahir Elçi'ye anlatması, Diyarbakır'ın ortasında vurulması, yerde uzanıyor olması, parçanın sözlerinin onunla bütünleşmesi ayrı bir duygu yükledi. Yani inanın şu anda böyle konuşurken kelimeleri, cümleleri seçerek zorlanıyorum. Evet, çünkü evet. Onun farkındayım. Kesinlikle Uğur... Yani beni müthiş etkiledi. Evet, duygulandı gerçekten ama her hiç ikisine, ben... Her ikisine de Allah'tan rahmet eylesin. Allah'tan rahmet diliyoruz. Her ikisi de bu ülke için... İkisi de barış sevdalısıydı. İkisi de biri kendi dalında, sanat dalında yaptığı eserlerle, yaptığı parçalarla imzasını koymuş biriydi. Barış için, kardeşlik için, halkların eşit bir şekilde yaşaması için savunan biriydi Ahmet Kaya. Tahir Elçi zaten barış elçisiydi. Bulunduğu her ortamda barışı dile getiren, bulunduğu her ortamda kardeşliği, birlikte yaşamayı dile getiren bir şahsiyetti. Buradan da ikisini anarak programa başlamak istiyorum. Evet, kesinlikle ben de Uğur Bayrak'ın duygularına yürekten katılıyorum. Efendim başta Diyarbakır ailesi olmak üzere ayrımsız bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Yine dün Diyarbakır'da efendim bir suikast silahıyla öldürülen polisimizin ailesine de sabır ve metanet diliyorum. Başsağlığı diliyorum. Ölümler olmasın, her programda bunu söylüyorum. Hiçbir ana ağlamasın, ölümler olmasın diyoruz. Temenniden öteye gitmiyor ve silahlar susmuyor. İşte bunu sormak istiyorum Uğur Bayrak'a öncelikle. Silahlar neden susmuyor Uğur? Yani konuya şuradan başlayabiliriz aslında. Bildiğiniz üzere 2013 yılında Ocak ayında Sayın Abdullah Öcalan'la İmralı'da başlayan görüşmelerden sonra başlayan bir çözüm süreci vardı. Evet. Çözüm ve diyalog süreci vardı. Bu yaklaşık 3 yıl sürdü. Bayağı da bir noktaya gelinmişti. Yani bayağı bir aşamalar gerçekten kaydedildi, bayağı bir görüşmeler sağlandı. Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan bir mütabakat vardı, maddeler halinde. O dönemin başbakan yardımcısı, adını şu an hatırlayamıyorum, Yalçın Akdoğan evet. tarafından okunan, yine heyetin sözcülerinden Sırrı Süreyya Önder tarafından okunan, yani belli bir noktaya gelmişti, mütabakat sağlanmıştı. Ta ki 7 Haziran seçimlerine kadar. Yani 7 Haziran seçimlerinde hatırlarsanız eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş'ın grup toplantısında son bir sözü olmuştu. Seni başkan yaptırmayacağız diye bir şiarıyla 7 Haziran seçimi o kampanya doğrultusunda, o şiarı doğrultusunda başarıyla da sonuçlandı. 2000 yaklaşık %13.5'lerde 6 civarlarında bir oy alındı. Dolayısıyla o dönem AKP şey yapamadı. Tek başına Adalet ve Kalkınma Partisi yani AK Parti. AK evet, Parti. O dönem şey yapamadı. Hükümet kuramadı. Bir koalisyon hükümeti kurma ihtiyacı duyuldu. Dolayısıyla şu anki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da başkan olamadı.
Hemen 7 Haziran'dan sonra yaşanan bir Suruç katliamı var. Suruç katliamından sonra PKK'nın kampları hiç daha ortada bir sıkıntı yokken, hiçbir şey yokken bombalanmaya başladı. Kandil'den, işte Zergele köyünde siviller katledildi. Dolayısıyla derken çatışmalar başladı. Yani bir taraftan bombalarsanız tabii ki karşı tarafta kendini savunacaktır. Bu neye benzer? Evinizde otururken birileri gelip camınızı, pencerenizi kırıyorsa siz de doğal olarak kendinizi savunacaksınızdır. Ve beraberinde çatışmalar, ölümler, asker cenazeleri, polis cenazeleri, işte gerilla cenazeleri, gözaltılar, tutuklamalar ve derken iş bu noktaya kadar geldi. Peki yani o süreç zarfında olmayan bu hareketlilik, bu reaksiyon efendim yani 7 Haziran'la birlikte neden nüksetti? Yani onu açık, bu sorunun cevabı açık ne söyleyelim? Yani tek bir nedeni var. 7 Haziran seçiminde onların kaybettiği seçimdi. Aslında kazanan halklar olmuştu. Kazanan barışı isteyenler, kardeşliği isteyenler, birlikte yaşamayı isteyenler, HDP çatısı altında buluşanlar olmuştu. Evet. Kazanan onlar olmuştu. Kaybeden ise AK Parti olmuştu. Bunu hazmedemeyince, istenilen hedefe ulaşamayınca, şu anki Cumhurbaşkanımızın başkan olma gibi bir isteği vardı, talebi vardı. Onu da o da olamayınca dolayısıyla bir anda o müzakere masası devrildi. O mütabakatı hiç okunmamış sanki, hiç sayıldı, inkar edildi. Hatta hatırlayalım yani biraz hafızamızı geriye götürelim. Cumhurbaşkanının şu sözü vardı, biz çözüm sürecini buzdolabına koyduk. Evet. Yani şimdi bu sözü söyleyen 7 Haziran'dan sonra söylendi. Peki ben gerçekten sormak istiyorum. Yani televizyonları başında bizi izleyenlere de sormak istiyorum. 7 Haziran'a kadar hiç tek bir silah dahi patlamamıştı. Ölümler yoktu. Rahat rahat. Ben 7 Haziran seçiminde de 1 Kasım seçiminde de bölgedeydim. 7 Haziran seçiminde özellikle Elazığ'da, Elazığ kırsalında girmediğimiz köy, kent, kasaba kalmamıştı. Partin seni görevlendirmişti aynen orada, değil mi? HDP'nin evet. Genel merkezinden doğru orada görevlendirilmiştik. Seçim kampanyasını yürütüyorduk. Ve orada bir bayram havasında, şölen havasında bir seçim yürüttük. Yani gittiğimiz köylerde askerlerle karşılaşıyorduk, korucularla karşılaşıyorduk. Birbirimize selam hatta vererek. Hatta bir telefon görüşmemizde bana dedin ki Yüksel abi bir barış aynen, barış aynen. Başlıyor falan demiştin, aynen, müjdelemiştin çok, bana. Çok evet. Güzel bir ortam vardı. Evet, evet. Gayet sakin evet. Bir seçim havası yaşadık. 7 Haziran bitti. 7 Haziran'dan sonra bu saydığımız olaylar başladı. Arkasından birdenbire sizi tanımayan, sizi dikkate almayan, yani ben size somut bir örnek vereyim. 7 Haziran seçiminden sonra partim beni Bingöl'e yolladı. Bingöl'de Bingöl'deki il örgütünün örgütleme çalışmaları için. Evet. Orada bir gittik. İnanın orada tam çatışmaların devam ettiği dönemdi. Mesela orman yangınları oluyordu Bingöl kırsalında. Şehrimizin vekili, orada 54 bin oy alarak seçilen Bingöl milletvekilimiz, halen de milletvekilimiz İlçer Özsoy, orada valiyi arıyor. Vali telefonlarına dahi cevap vermiyordu. Bakın ormanlar yanıyor. Muhatap bulamıyorduk. Düne evet. Kadar bizimle görüşen, bizimle diyalog halinde olan hükümet yetkilileri, onlar adına illerde olan valiler bizimle görüşmüyorlardı. Yani bir orman yanıyor, doğa katlediliyor. Yani bu neden bunu örneği verdim? Yani buradan da yola çıkabiliriz. 10 saatten sonra kimse bizimle muhatap aldı, bizimle ne görüştü ve aksine bize saldıran, tutuklayan, katleden, öldüren bir anlayış başladı. Yani hepsi 7 Haziran'dan sonra ama başladı. Bu durup dururken mi başladı Uğur? Yani bunun tek nedeni var, seçimde kaybetmedir. 7 Haziran'da AK Parti hükümeti kaybetti. Tamam hadi kaybetti. Kaybettikten aynen, sonra sardınlaşmaya, peki. Saldırganlaşmaya, hırçınlaşmaya başladı. Peki, bu kaybetti. Çok açık ve nettir. Peki kaybetti. İkinci bir seçime gidildi. Yani efendim ne CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ne MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ne de Selahattin Demirtaş'ı o işte bir önceki seçimde seni başkan seçtirmeyiz diye bas bas bağıran Sayın Demirtaş'ı çok fazla meydanlarda görmedik, göremedik ve ciddi oy kaybı oldu. Her ne kadar kendilerini avutsalar, kendilerince gerekçeler ortaya koysalar da Türkiye'nin kendilerine verdiği muhalefet ve iktidar olma yetkisini gereği gibi yerine getirmediler. Bu genel çerçeve içinde efendim 1 milyon oy kaybetti HDP'de. Peki HDP 1 milyon oyu neden kaybetti?
partinin içinden bir insan olarak nedir gerekçeleriniz? Yani ben onu açıkça belirteyim. Şimdi bizim durumumuz da CHP ile MHP'nin durumu çok 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 farklı. Çünkü biz bir savaş ortamında seçime gittik. Bölgede seçim çalışması yürüten bir partinin bir yöneticisi olarak bunu açık belirtebilirim mesela. Manşeti değiştir yavrum. HDP neden kaybetti? Evet. Yani neden oy kaybetti? Bölgede çalışan bir arkadaşınız olarak bunu açık mı? Biz savaş ortamında seçime gittik. MHP'nin ve CHP'nin öyle bir durumu yoktu. Evet. Yani silahların gölgesinde, korkunun, tehditlerin, şantajların, mesela ben Bingöl'de çalıştığım için Bingöl'den örnek verebilirim. Her türlü tehdit yapıldı parti çalışanlarımıza. Her türlü şantajlar, teklifler, kirli teklifler. Yani bölgede mesela Bingöl'de başbakan, o dönemin başbakan yardımcısı Cevdet Yılmaz vardı. Evet. Birinci sıradaydı AK Parti'nin. İnanılmaz bir baskı vardı. Attığımız adımlar takip ediliyordu. Gözaltılar, tutuklamalar, her türlü. Mesela seçim günü Bingöl'de yaşanan bir olayı anlatayım ben size. Bingöl'de korucuların bulunduğu bölgeye partimizden doğru görevli avukat arkadaşlarımız, aday arkadaşlarımız okula dahi giremedi. Alınmadılar. Okulun içinde uzun namlulu silahlarla korucular dolaşıyor sınıflarda. Korucu bakın, altını çizerek söylüyorum. Evet. YSK'nın veya diğer muhalif partilerin veya bize karşı olan partilerin adaylarından bahsetmiyorum. Parti yetkililerinden bahsetmiyorum. Korucular ellerinde silahlarla dolaşıyorlardı. Bizim resmi görevlilerimiz, parti tarafından görevlendirilen avukatlarımız, adaylarımız okullara alınmadı. Avukatlarımız darp edildi. Merkezde adaylarımız darp edildi. Merkezde bulunan okullarda, okulların içinde bunlar seçim günü yaşandı. Niye bunları anlatıyorum? Anlaşılsın diye anlatıyorum. Yani biz böyle bir seçime gittik. Ve dolayısıyla bir Ankara katliamı vardı. Ankara'da bir barış mitingi vardı. Yüzlerce insan yaşamını yitirdi. Yüzlerce insan yaralandı. Yani ondan sonra çıkıp meydanlara çıkmak, televizyon programlarına çıkmak hani çok da etik değil açıkçası. Evet. Çünkü orada görüntülere bakın, hatırlayalım, hafızamızı geriye götürelim. Orada ölenlerin üzerlerinde HDP bayrakları vardı. MHP ve CHP, AKP bayrakları yoktu. HDP bayrakları üzerlerine sarılmıştı. Ya her kesimden, her sivil toplum örgütleri ama oradaydı, doğrudur, yani vardı. Sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin düzenlediği bir mitingdi. Evet. Ama ağırlıklı kitle HDP kitlesiydi. Ve orada sadece Adana'dan o dönem 13 kişi yaşamını yitirdi. Bunların birçoğunu birebir tanıyoruz. Arkadaşımızdı, dostumuzdu. Birlikte oturup kalktığımız arkadaşlarımızdı. Hani böyle bir ortamda biz seçime gittik. Hani bunların üzerinden kalkıp siyaset yapmak, politika yapmak, propaganda yapmak çok da etik. Kesinlikle. Hiç etik de değil. Dolayısıyla parti genel merkezimiz böyle bir karar aldı. Miting yapmama kararı. Televizyonlarda çıkıp program yapmama kararı aldı. Açıkçası buna şans da yoktu. Yani buna bir bunu yapacak bir ortam da yoktu. Yani biz yine Bingöl'e örnek vereceğim. İki kere aday tanıtım mitingi kararı aldık. İkisinde de bölgedeki çatışmalardan kaynaklı. Bir Ankara katliamına denk geldi. Bir de o gün Bingöl ilinde çatışma vardı. Cenazeler vardı. Gerek asker cenazesi, gerek gerilla cenazesi. Yapamadık. Yani çıkamadık. Sokağa çıkamadık. Kendimizi tanıtamadık. Anlatamadık. Meramızı anlatamadık. Hani bu savaşı başlatanın AKP olduğunu, başbakan, cumhurbaşkanı olduğunu anlatamadık. Abi niye başbakan, cumhurbaşkanı savaş bunu başlatsın ama yani bunu dururken... Bunu anlatabilseydik bugün sonuç daha farklı olurdu. HDP böyle bir ortamda seçime gitti. Kendini ifade edemedi. Savaşı başlatanın AKP olduğunu ama edemedi. Ama ne yani, karineleriniz ne? Yani şimdi... Tek bir sonuç var. Efendim, çok açık, somut, nettir yani. Nedir? 7 Haziran'da yaşadıkları hezimettir. Uğradıkları yenilgidir. HDP'nin bir başarısı vardı. Bunu hazmedemediler. Dolayısıyla çözüm sürecini de bitirdiler. Masayı da devirdiler ve savaşı başlattılar. Amaç neydi savaşı başlatırken? HDP kitlesini sokağa dökmek, eylem yaptırmak, provoke ettirmek, ondan sonra seçimi kaybettirmek. Ki bunu da başardılar. Ama yine de başardılar. Yani şeyi açtınız. Peki. Yani bütün bunlara rağmen 10.5 hiçbir seçim çalışması yapmadan, hiçbir propaganda yapmadan, hiçbir miting yapmadan, hiçbir televizyon programına çıkmadan 10.5 gibi bir rakam alınıyorsa bu başarıdır. Bana evet. göre başarıdır. Yani başarısızlık değildir. Çünkü 0-1 seçim çalışmasıyla anılan bir sonuçtur bu. Sevgili Uğur, tabii ki bir partili olarak, partinin bir müntesibi olarak, efendim benim ifademle eskimeyen bir il başkanı olarak bu ifadeler kesinlikle tamamen zat-ı alilerinin görüşleri. Ama ben şuna katılamıyorum. Burayı kurcalamak istiyorum. Yani bir ülkenin,
devleti, cumhurbaşkanı, efendim işte başbakanı neden bir savaş başlatsın, bunu tetiklesin? Bu tür şeyler, fikirler hakikaten ülkede arz-ı endam ediyor. Ama ortada somut bir delil var mı yok mu, o tartışılıyor. Düşüncelerini söylüyor sevgili Uğur Bayrak, söyleyecek ama benim demokrasi anlayışım, laiklik anlayışım, cumhuriyet anlayışım, cumhuriyet değil, cumhuriyet anlayışım. Çünkü cumhuriyet geniş kar- karşılar. Ben bir karşı şey daha söyleyebilir miyim? Pardon, sözünüzü bölüyorum ama. Mesela 1 Kasım öncesine bakalım. Bir koalisyon hükümeti kuruldu. Biz bu hükümette yer aldık. İki arkadaşımız bakan da hatta burada. İki milletvekili arkadaşımız. Evet. Gayet güzel. O hükümette yer almamızın nedeni neydi? Barışçıl bir ortamda, savaşın olmadığı bir ortamda birlikte bu ülkeyi yönetme, birlikte bir seçime gitmeydi. Onu bile yaptırtmadılar bize. Yani hatırlatalım. Cizre'de sokağa çıkma yasakları vardı. Gerçi halen şu an bölgenin birçok yerinde var. Evet. Devam ediyor. Orada eş genel başkanımızla beraberindeki milletvekili heyeti ve partili arkadaşlarımız Cizre'ye gitmek istemişlerdi ve yolda önleri kesilmişti, yayan yürümüşlerdi bir gün hatırlıyorum boyunca. Hatırlıyorum yani, ya fotoğraflar gözümün orada, önünde. Orada iki bakan vardı o heyette. Bakanlar yolda güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Bir güvenlik görevlisi bir bakanı durdurup seni almıyorum diyebiliyordu. Bakan ya, bunu AKP'li bir bakana yapamazlar. Yapamazlar yani. Evet. Yapamazlar. Yani burada bir çifte standart algısı ve anlayışı var, var diyorsun. Ben bunu neden söylüyorum? Bakın yani bu ülkenin bakanı ikisi de bölgeye gidiyor. Çatışmaları durdurmak için o kente girmeye çalışıyor. Çünkü o kentte ölümler var. Siviller katlediliyor. Orada neler oluyor gidip canlı çıplak gözlerle görmek istiyorlar. Yerinde tespit etmeyi ve oraya alınmadılar. Bizim hükümette yer almamızın nedeni buydu. Beraber birlikte yönetmek. Evet. Birlikte yaşamak. Birlikte yaşamak istiyoruz biz. Gerçekten ülkeyi bölmek, parçalamak bilmem ne, böyle bir algı yok bizde. Yani bir birlikte bölücülük düşüncesi yok. Yani Kürdistan özleminiz, hayaliniz yok mu kardeşim? Yok. Çok güzel vallahi, yani 7, harika. 7 Haziran sonrasına bir bakın. Eş genel başkanımızın çağrılarına bakın. Hükümete de çağrı yapıyordu. PKK'ya de çağrı yapıyordu. Bu Selahattin Demirtaş'ın bütün çağrılarına bence bir bakın. Yani o dönem herkese çağrı yaptı. Herkese çağrı yaptı. Gelin, durdurun, çift taraflı ateşkes. Ama ne yaptı? PKK yani KCK ateşkes ilan etti tek taraflı. Peki hükümet buna kulak verdi mi? Vermedi. Halen de vermiyor. Halen ne diyor? Halen bakın Sur'da, Diyarbakır Sur ilçesinde katliamlar yaşanıyor. Siviller katlediliyor. Nusaybin'de, Cizre'de, yani Derik'te birçok yerde. Ve halen diyor ki o hendeklerde sizi boğacağız. O hendeklerde sizi öldüreceğiz. Peki nedir bu hendekler yani, abi? Ya ben halen, hendeklerde sözümü kestin. O sözümü bitireyim efendim. Ben özür diliyorum. Dünya insanlık ailesinin hiçbir devletinin efendim tebasını, yani yurttaşlarını, vatandaşlarını mutsuz etmek için var olduğunu düşünmüyorum. Her devlet halkının mutluluğunu ister. Onlara karşı adil davranmak ister. Eşit davranmak ister. Ekonomik olarak onları kalkındırmak ister. Ama Uğur'un anlattığına göre tablo çok farklı. Tabii ki bunlar sorgulanmalıdır. Bunlar belki devletin bütün kademeleri için söylenemez. Ama içinde art niyetli olanlar, efendim barışı baltalayanlar, çözüm sürecini sekteye uğratmak isteyenler olabilir. Ama kardeşim, aynı tabana hitap ediyorsunuz. Peki, yani meşru zeminde siyaset yapma talebinize, isteğinize ve Türkiye'nin efendim sizi onca milletvekiliyle onurlandırmasına rağmen hala dağda silahların patlaması neyin nesiydi? Bu bir çelişki değil mi? Yani anlattığım gibi bütün bu olanlar 7 Haziran'dan sonra başladı. 7 Haziran öncesinde hiçbir şey yoktu. 7 Haziran'da alınan yenilgiden sonra bunlar başladı. Yani hendeklere gelince de. Nedir abi bu hendekleri, ben merak ediyorum. Yani birileri de yazmışlar. Onu da okuyacağım ben. Evet abiciğim. Şimdi, hendekler nasıl bir mesaj veriyor? Hendekler bir siyaset aracı mı? Hendekler bir mesaj aracı mı? Vallahi ben Yüksel Mert olarak bunu merak ediyorum. Hendeklerle ilgili bir manşet koy yavrum. Yani mesele aslında hendek meselesi değil. Yani hendek bir öz savunma biçimidir. Yani şimdi orada yaşayan bir halk var. Bölge için konuşuyorum.
kendi, yani hatırlarsanız bundan bir yıl önce burada demokratik özellikle ilgili bir soru sormuştunuz. Ben de dilimin döndüğü kadar, anlatabildiğim kadar anlatmıştım. Evet. Demokratik özelliği, öz yönetimi. Halkın halk kendi kendini yönetmek istiyor. Nasıl kendi kendini yönetmek? Kendi kendini yönetmek derken ayrı bir devlet kurmak değil. Evet. Ayrı bir devlet kurmak değil. Bakın altını çizerek söylüyorum. Ayrı bir devlet kurmak değil. O bölgede bulunan halk kendi kendi, yani bir atanmış bir vali istemiyor. Yani kendi orada kendi yerel varisi, yönetimler güçlensin yani, istiyor. Yerel yönetimler, evet. Yerel yönetimlerde kendi kendini yönetmek, atanmış vali değil. Orada bir vali seçilecekse o yerelden vali seçilmeli. Ankara'dan veya farklı bir yerden bir vali atanmamalı oraya. Evet. Çünkü oranın sorunlarını, kültürel sorunlarını, yerel sorunlarını, coğrafi her türlü sorununu oradaki Ankara'dan veya İstanbul'dan veya farklı bir yerden gelen vali bilemez. Evet. Öz yönetim biraz da budur. Kendi kendini yönetmedir. Kendisi içinden valisini seçer, kendi içinden belediye başkanını seçer. Tamamen kendi oluşturduğu meclisler, mahalle meclisleri, ilçe meclisleri, kent meclisleri, sokak meclislerinden gayet demokratik bir yapıda oluşan o meclislerden seçer ve kendi kendini yönetir. Şimdi meclis derken meclis yapılanması kötü bir yapılanma değildir ki. Bu partimizin tüzüğünde de var. Ben geçen yıl da anlatmıştım bunu. Yani meclis, evet. Biz meclis çalışmasını çok gizli de yapmıyoruz. Adana'da da var meclis çalışmamız. Meclis çalışması nedir, mahalle meclisi? O mecliste, o mahallede bulunan bütün etnik kökenlerden halkların bir araya gelip sorunlarını, problemlerini mecliste oluşturması, sorunlarını, o mahallenin yerel sorunlarıdır, sağlık sorunlarıdır, farklı birçok sorunlarını bir araya gelip birlikte çözüme ulaştırmasıdır, birlikte yönetmesidir. Bizim belediyelerimiz de bu şekilde yönetiyor. Mahalle meclislerinden gelen öneriler, eleştiriler veya programlar doğrultusunda o yerelin sorunlarını çözüyor. Öz yönetim de budur. Kendi kendini yönetmedir. Uğurcuğum, bir gazeteci dostumuz Erol Saylan abi, hayırlı sabahlar olsun, hayırlı bir gün olsun. İki sorum var konuğuna izninle demiş. Bir, dün Sayın Demirtaş ve Sayın Baluken masaya oturmadan hendekleri kimse kapatamaz dedi. Bu hendekler ile masa bağlantısı nasıldır? Hendekleri kim açmıştır ve ne amaçla açmışlardır? Ve Türkiye Partisi olduğunu iddia edip HDP asker ve polis şehit edilen hendeklere ve terör örgütüne nasıl bakıyor? Görüşleri nedir konuğunuzun demiş. Bu birinci sorusu. Buyurun. Yani bir kere altını çizelim. PKK bir terör örgütü değildir. Evet. Bu benim düşüncem. Belki Tahir Elçi'ye yapılan bana da yapılacak, evet, programdan sonra. Allah muhafaza, hiç kimse ölmesin düşüncelerini yani, herkes söyleyebilir. Ama yani, eğer... PKK bir terör örgütü değildir. Yani ben, evet, o konuda Erol Bey'di değil mi? Erol Bey'e katılmıyorum. Erol Bey, evet. Yani grup başkan vekilimizin ve eş genel başkanımızın yaptığı açıklama aynen katılıyorum ve altına da imzamı atıyorum. Çünkü bölgedeki sorun, bölgede yaşanan bu katliamları çözmediğiniz sürece siviller katlediliyor. Yani çocuk öldürülüyor, kadın öldürülüyor. Ama kim öldürüyor abiciğim? Yani, kim öldürüyor? Devletin güvenlik güçleri öldürüyor. Dün Diyarbakır'daki o polisi kim öldürdü? Yani orada... Onu öldüren eğer yani PKK'ysa, şimdi bu bakın, şey o, yani olaya, meşru bir örgüt olabilir mi? O insan yani. Olaya bir noktadan bakıyoruz. Yani polis acıdır. Polis de öldürülmüş, asker de öldürülmüş. Acıdır. Ölüm nereden gelirse gelsin. Başta bunu söyledik zaten. Yani acı, bütün ölümlere karşı. Acı nereden gelirse gelsin acıdır. Yani evet, acının veya gözyaşının rengi yoktur. Dili ırkı yoktur. Ama orada siviller de katıyor. Burayı da görmek lazım. Yani bebek Cizre'de, ya bakın Cizre'de bebek öldürülmüştü. Sokağa çıkan bir kadın kapısının önünde öldürülmüştü. Yani elinde silah yok, taş yok, hiçbir şey yok. Yani siviller katlediyor. Buna benzer onlarca örnek var bölgeden verebileceğimiz. Yani şimdi bu sivillerin öldürüldüğü bir yerde, katliamların yaşandığı bir yerde nasıl, neyden bahsedeceğiz? Nasıl barıştan bahsedeceğiz? Evet. Buna rağmen halen barış diyoruz. Yani şimdi o hendekler niçin bir öz savunmadır. Orada üzerinize tankla, topla, helikopterlerle saldırılıyor. Saldırılıyor. Mecbur kendinizi koruyacaksınız orada. Kendinizi korurken de hendek açarsınız. Ya da ne bileyim kum torbası koyarsınız. Farklı farklı yöntemler vardır. Hendek biraz da böyledir. Kendi kendini korumadır orada. Bir öz savunma biçimidir. Yani şimdi hendekleri kapatmak için önce masaya oturmak gerekiyor. Masaya oturup demokratik yollardan, barışçıl yollardan birlikte yaşamanın, birlikte çalışmanın, birlikte yönetmenin müzakeresini yapmak gerekiyor. Şartlar ortadaydı, mütebakat ortadaydı. Şimdi böyle hükümet,
başbakan, cumhurbaşkanı öyle bir mütabakatı tanımıyoruz. Sanki orada onu okuyanlar onlar değildi. Başkası okudu. Yani evet, farklı bir yerden birileri gelip okumadı. Başbakan yardımcısı okudu o dönem. Yalçın Akdoğan okumuştu. Yani şimdi niye bunu tanımıyorsun? Kardeşim ben de istiyorum. Biz niye de bunu istiyoruz. Bu ülke insanının her biri analar ağlamasın istiyor. Ölümler bitsin istiyor. Bir çözümle neticelensin. Bir barışla neticelensin istiyor. Ama sorularda adam diyor ki Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 35 senedir sınırlarımız içerisinde huzuru sağlamakla görevli çocuklarımız Türk askerlerini kim şehit ediyor diye soruyor. Ben de soruyorum. PKK ile HDP ilişkisini biraz açıklar mısınız demiş. Abi teşekkür ederim. Heyecandan uyuyamadım. Sabaha karşı 04'te yazdım demiş Erol Saylan. Buyurun. HDP PKK ilişkisi. Şimdi HDP ile PKK'nın bir bağı yoktur. HDP Türkiye yasalarına göre evet, kurulmuş bir siyasi partidir. Mecliste grubu olan Türkiye'nin şu an üçüncü siyasi partisidir. 1 Kasım seçimlerinden sonra demokratik siyaset alanda siyaset yapan bir partidir. Evet. PKK silahlı bir örgüttür. Bir bağı yoktur. Evet. İkisinden ayırmak lazım. Yani ama aynı tabana hitap ediyor. Yani sonuçta PKK silahlı bir örgüttür. HDP bir siyasi partidir. Birbiriyle bir bağı yoktur. Bunu evet, ayırmak gerekiyor önce. Evet, yani, net olarak anladım. Peki yine bir başka soru. Hükümetin yaptığı iyi bir şey yok mu? Hiç iyi bir şey yok mu diye yazmış vatandaş. Hükümetin yaptığı iyi bir şey muhakkak ki vardır. Yani şimdi bir yeri yönetirken iyi de yaparsınız, kötü de yaparsınız. Ama genel anlamıyla baktığımızda halen ölümler yaşanıyorsa, katliamlar yaşanıyorsa, siviller katlediliyorsa, halen asker, polis, gerilla cenazesi geliyor ise, analar ağlıyor ise bunda hükümetin de payı vardır. Yani artık iyi olanı da götürüyor zaten beraber. Ölüm, acı onu da yanında beraber ya götürüyor. Ya zaten bütün potansiyel suçu HDP'ye atmıyoruz ya da bir başka şeye atmıyoruz. Karşılıklı olarak bunların sorgulanması, tartışılması, çok sesli olarak düşünülmesi lazım ama biz ölümlere karşıyız. Ölüm olmasın. Ölüm olmadan bunlar neden halledilmiyor? İşte adam HDP, AKP ile barış sürecinin devam etmesi için ne yaptı? HDP her gün çağrı yaptı. Ben programa başlarken de söyledim. Evet. Eş genel başkanımızın çağrılarına lütfen bir baksınlar. Yani bu soruları sorarken ben arkadaşlarımıza rica ediyorum. Biraz da objektif bakmak lazım. Yani gerçekten vicdanlı olmak lazım. Yani eş genel başkanımız defalarca çağrı yaptı. Defalarca. Defalarca çağrı yaptı. Oturalım, tartışalım. Şimdi yok sayan, kabul etmeyen bir zihniyet var karşınızda. Ben çözüm sürecini buzdolabına koydum diyor. Yani neyi konuşacaksınız? Buna rağmen defalarca HDP çağrı yaptı. Defalarca. Bir kere değil, en az 10 kere. Yani KCK'nin tek taraflı ilan ettiği bir ateşkes vardı. Bu neden görülmüyor? Ateşkes ilan etti. Ama buna da kulak verilmedi. Hayır, ben seni bitireceğim diyor. Tek bir terörist, onların deyimiyle tek bir terörist kalana kadar biz mücadelemize devam edeceğiz. Peki şimdi Uğur, böyle bir ortamda nasıl konuşulacak? Peki Uğur, ben bunu merak ediyorum. Zaten konuşmakta zorlanıyoruz ikimiz yani, de. Dikkat yani, et. Yani zor durumdayız. Çünkü yani nasıl konuşulacak? Barış çok zor bir olay. Barışı kabullenmek, sindirmek zor bir olay. Bakın şu anda masa var değil mi? Evet. Karşılıklı konuşuyoruz. Konuşuyoruz ama zor konuşuyoruz. Konuşuyoruz ve yani, anlaşmaya çalışıyoruz. Evet. Bir mütabakata varmaya çalışıyoruz. Yani belki yeri geldiğinde birbirimizi kırabileceğiz, incitebileceğiz bazı eleştirilerimiz. Kesinlikle. Bu ayrı bir şey ama işte biz şu anda PKK ile hükümet, devlet bunu yapamadı. Ve HDP bunun arasında bir elçidir. Elçidir yani ben diyor barış elçisiyim. Aranızda elçi olmak istiyorum. Gelin bu sorunu bizim üzerimizden çözün. Karşılıklı aranızdaki diyaloğu sağlayalım. Abi o diyor da dağdaki silah sıkıyor gözünüz. Ama o diyor. Yani ben anlamadığım şu. Efendim yani siz %13 gibi bir oy almışsınız. Türkiye'nin partisi olmada hızla bir transformasyon geçiriyorsunuz. Bütün Türkiye size oy vermiş. Meşru dairede istediğin öneriyi veriyorsun, tartışıyorsun. Daha evvelki gün ben izledim. HDP'liler bir önerge verdiler. Diyorlar ki doğudaki silahlar sussun ama silahların hedef aldığı insanlar kim, neden öldürülüyor? Bunu hep beraber sorgulayalım diyorlar ve herhalde reddedildi önerge, bilmiyorum. Yani uzun uzun dinledim. Çok güzel bir şey. Yani silahlar sussun
ama bu ölen insanları kim öldürüyor? Bu sonuna kadar gidilsin diyor. HDP'nin böyle bir talebi vardı ve önergesi vardı. Saatlerce tartışıldı. 2 gün önce izledim. Peki buna kulak verildi mi, verilmedi? Dikkate yani, alındı mı, alınmadı. Yani 7 Haziran'dan sonra doğru düzgün biz meclise gidemedik ya. Bizi meclisten içeri bile almadılar. Topu 3 kere kurul toplandı. 3 kere yani siyaset yapma şansı bırakılmadı. Halen ama buna rağmen, bütün bunlara rağmen halen barış deniliyor. Halen gelin oturalım, konuşalım. Yani bakın önemli bir noktaya değineceğim. Evet, buyurun. 5 Nisan 2015'ten bu yana Sayın Öcalan'la görüşülemiyor. İmralı heyeti görüşemiyor. Ailesi görüşemiyor. Avukatları görüşülemiyor. Yani haber alınamıyor. Dolayısıyla PKK ile de irtibat koptu. Heyet de görüşemiyor. Yani Sayın Öcalan'la neden görüşülmüyor? Sayın Öcalan'la görüşülseydi, bir mütabakat sağlansaydı, onun da düşünceleri alınsaydı, belki onun çağrıları olacaktı. Hem PKK'ye, hem HDP'ye, hem devlete, hem hükümete, hem Türkiye halkına, hem Kürt halkına, bütün halklara çağrısı olacaktı. Yani halen görüştürülmüyor. Hiçbir açıklama, ağır bir tecrit altında. Yani bu süreci başlatan kendisi değil miydi? Sevgili Uğur, yani... Barış sürecini başlatan kendisiydi. Ve şu an kendisiyle 7 Haziran seçimlerinden önce 5 Nisan'dan sonra 5 Nisan ve 7 Haziran sonra tam kaç ay oldu? Nereden baksanız 7-8 ay oldu. Sevgili Uğur, o zaman... Yani burada sürekli HDP'yi eleştirmek, PKK'yı eleştirmek biraz da vicdansızlık çözüm olur. Çözüm sürecinde ve barış hükümeti de eleştirmek barış gerekiyor. Barış sürecinde ısrar cesur ediyoruz. Olmak gerekiyor. Israr ediyoruz, inat ediyoruz. Aynen, çözüm aynen, sürecinde... Aynen. Aynı mesela etrafında oturulabilir, taraflar bir araya gelebilir, üçüncü bir göz hakem olabilir, buna her türlü hazırız deniyor. Zaten vardı, kesinlikle. Tarafsız izleme heyeti vardı, bunlar oluşturulacaktı, bir mütabakat sağlanmıştı. Yani bunu hükümetin sözcüsü okudu. Abicim, o zaman... Niye bunlar efendim, yapılmadı? Bu, bana bu soruları soranlar, bence hükümete de bu soruları soranlar. Dolaba konan çözüm süreci devam eder mi, etmez mi? Bundan sonra ne olur ne olmaz? Efendim, bütün bunları reklamlardan sonra sevgili Uğur Bayrak'la konuşmaya devam edeceğiz.